Kahve yapıyoruz, Lübeck kahvesi, taşta döverek. Kaç kilo var ağırlık? Bu elimdeki 33 kilodur. 10 saat yapıyorum her gün, 10 saatte 10.000 kere böyle vuruyorum. Maşallah. Yoruluyorsunuz da mutlaka. Yok, yorulmuyoruz, alıştık ya. Çalışan demir pas tutmaz derler ya. Evet, bir çekirdekleri dönüyoruz, bakın onu da göstereyim. Bu çekirdekleri böyle atıyoruz, hepsi böyleydi. Döve döve bu hale getiriyoruz. Onu da göstereyim. O yüzden mi bu kadar lezzetli oluyor buranın kahvesi? 10 TL yapıyoruz. Bak dedim böyle yaklaşın. Ellerime de bakın. Bak bunlar hep emekçinin. Emekçinin elleri bakın. Bu dövmekten neler oldu ellerimiz. Evet. 10 TL ile yapıyoruz. Bu kahveyi de Türkiye'de biz yapıyoruz. 1450 yılında keşfedilmiş. O tarihten bu tarihe Türkiye'de yapan bir biz varız. 574 senedir. Cunda, Ayvalık, evet, Cunda'da. Evet, Ayvalık, Cunda arası taş kahve. Bu kahve içtiğiniz zaman ne derdiniz kalır, ne kederiniz, ne de kredi borcunuz kalır. Kendinize karşı oturun, bir çekin böyle, hiçbir şeyiniz kalmaz. Kredi borcunuzu ödeyemezseniz ben ödeyeceğim ona göre. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Emeğinize sağ olun. Bu tahta mı? Taş. Lübeck taşı derler buna. Dünyanın da en sağlam taşıdır. Lübeck taşı. Evet. Siz de dövmek isterseniz buyurun. Siz de çekelim. 500 tane yaparsanız akşam yemekleri bizden. Yarın kahvaltı var. Bayramda iki takım elbise alacağız. Bir tane de iPhone 15 Pro Ferrari var. 500 tane yaparsanız. Çünkü biliyorsunuz ki yapamayacağım. Onu yaparsanız. Geçen gün bayanın biri geldi. Çatır çatır 555 tane yaptı. Gerçekten. Evet. Sporcudur mutlaka. Sporcu haltercıymış. Halterci olunca. Naim Süleymanoğlu yeniymiş yaptı. Bu Lübeck taşı nereden? Bence... Bu taş da Girit Adası'ndan mübadeleyle gelirken getirmiş. Ortalarımız 200 TL'liktir bu taş. Evet. Çok sağlam bir taştır yani. Bu taş 200 TL ama 2000 sene daha gider. Ustam emeğine sağlık, ellerine sağlık. Sağ ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kahvenizi içeceğim şimdi.